Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İlknur ben. Örgü örmek iyi geliyor diyorum yine. Dediğim gibi bu yaz daha kolay, basit, yapılması çok hızlı, eğlenceli, mini tariflerle, kolay, basit tariflerle geleceğim. Sırada bir sürü şey var, aklımda bir sürü düşündüğüm proje var. Böyle bardaklıklar ördüm. Daha önce ördüm aslında. Sayfamda var. Bir tane kedili var. Bir tane de böyle güllü var. Bu sefer de motifli ördüm. Çünkü yarım kalan ipleri değerlendirmek istiyorum. Bir sürü yarım amigurumi ipi var elimde. Şu sıralar amigurumiye birazcık ara verdim. Hoş yine yapıyorum aralarda minik figürler ama büyük figürlere inşallah kışın tekrar başlayacağız. Büyük tasarımlara, tariflere de kışın geçmeyi düşünüyorum. Yazın çok sıcak. Burası İzmir yanıyor. O yüzden ben de çekimi kolay, hızlı, böyle mini figürlerle gelmek istiyorum ve daha eğlenceli şeylerle gelmek istiyorum. Herkesin ilgisini çekebilecek. O yüzden bu bardaklıkla geldim. Şimdi birlikte bunu öreceğiz. İki motifini ördüm. Üçüncüyü birlikte öreceğiz. Zaten sadece üç motiften ibaret. Bütün hepsi bu kadar. Neye ihtiyacımız var? Ben şu amigurumi iplerini kullanacağım. %50 pamuklu, %50 akrilik ama siz elinizde her ne varsa o ipi kullanabilirsiniz. Çünkü bu bir oyuncak olmadığı için yün ip bile kullanabilirsiniz. Sonuçta bardaktaki ısıyı korumak adına ve görsellik, dekor adına bir şey örüyoruz şu an. Hani bir çocuğun eline oyuncak olarak vermeyeceğiz, ellemeyecek, ağzına gelmeyecek. O nedenle istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. İki tane burada düğme kullandım. Böyle elimde tatlı kediler vardı. Onları diktim. Burada ise şu iki düğmeyi uygun buldum. Onları dikeceğim. Üzerlerinde bazıların handmade yazıyordu. Bunda yok. 2,2 milim 3 numaraya denk gelen tığım. Dikmek için aslında iğneye ihtiyacımız yok. Bu dikişsiz bir örgü. Sadece düğmeleri dikmek için iğneye ihtiyacımız var. Onda da istediğiniz iğneyi kullanabilirsiniz. Ben Etamin iğnem şayet el verirse onu kullanacağım. Yoksa dikiş iğnesi kullanacağım. Kesmek için makas ve uygun bir kupa. Ben şöyle bir şey kullandım. Ama sizin elinizde ne varsa bu üç motif yeterli. Sadece şuradaki zincirleri uzatarak kupanıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim kupam oldukça büyük bir kupa. O yüzden daha küçükse sizinki. Bu zincir sayısı da yeterli olacaktır. Ya da biraz daha küçültebilirsiniz. Ölçerek ilerleyebilirsiniz. Hemen bakalım nasıl yapmışım. Şimdi kedilerim burada. Şöyle çevireceğim. Bu aslında şeyi de zincirleri de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz değişik formlarda. İster çapraz, ister tek, ister bant şeklinde yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şöyle düzeltelim. Bakın çok da yakıştılar. Renkleri şahane oldu. Şöyle aşağıya da indirebiliriz biraz daha. Düşünmeden başladım. Sadece ben renkleri yan yana getirdim. Hangileri güzel olur diye. Bunlar çok yakışacağını düşündüm. Şu bordo çok güzel oldu. Yeşil zaten farklı bir yeşil. Sarı da farklı bir sarı. Hepsi inanılmaz güzel oldu. Bakın şu şekilde. Şimdi böyle pastel tonlarım var. Onlarla başlayabiliriz. Şu güzel yeşilimizle başlıyoruz. Şöyle sihirli halka yapıyorum. Yani sihirli halka dediğimiz şey şu. Şu. Sadece şuradan ipi geçirip düğümlüyorum. Popkornlar yapacağım. 8 tane. Üçlü popkornlar yapacağım. Şu birincisi. İkincisi. Ve üçüncüsü. Topladım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir tane daha. 1, 2, 3, topladım. 1, 2, 3 zincir. Şu an kullandığım ip esnek bir ip. Buradaki ise sert bir ip.
Bu daha ince, o daha kalın. Yani ikisinde içeriği %50 pamuklu, %50 akrilik ama dokuları farklı tamamen. Yine doladım. 2 3 üçüncü popkornu. 1 2 3 dördüncü popkornu. Da ipim dolaştı. Heh. Tamam, çözüldü. Şöyle biraz çekiyorum ki ortası biraz daralsın, bana hareket alanı versin. Yani genişleyip de zorlamasın. 3 topluyorum. 1 2 3 tekrar 1 2 3 topladım. 1 2 3 motifi tamamen kendim uydurdum. Umarım beğenmişsinizdir. 5 tane oldu. Bir tane daha. 2 3 6.'yı yaptık. 1 2 3. Şimdi 7.'yi yapıyorum. 2 3 1 2 3. Biraz daha çekiyorum. Şimdi sonuncuyu yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir çektim ve şuraya tepesine şöyle silsile ile birleştiriyorum. Şöyle düğümümü de atayım. Şu ipi çekiyorum. Bakın. O ipi çekip buraya arkaya düğümlüyorum ki sonra çözülmesin diye. Sonra şuradan iç kısımdan geçirelim. Hem daha sağlam olsun, hem görüntü kirliliği oluşturmasın. Fazlasını da keseriz sonra. En son bitirdiğimizde ya da tamamına dolandırabilirsiniz. Şimdi orta kısmımız böyle. Şimdi ise üçerli 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Şuradan başlıyorum. Şöyle silsileyi aldım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yanına bir tane üçlü trabzan boynuna doladım. Şöyle bilmeyen arkadaşlarım için yavaş gidiyorum. Şu şekilde yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Boynuna doladım. Hemen bir üçlü trabzan. 2 üçlü trabzan. 3 üçlü trabzan. Bir zincir çektim. Hemen bu boşluğa bir tane üçlü trabzan. 2 tane üçlü trabzan. 3 tane üçlü trabzan. Şunu keselim. Görüntü kirliliği oluşturuyor ekranda. Bakın. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Hemen bu deliğe geldim. Bir üçlü trabzan. 2 üçlü trabzan. 3 üçlü trabzan. 3 zincir. Tekrar aynı yere bir kareye döndürüyorum şu an yuvarlaktan. 3 tane yaptım. Bir zincir. Buraya tekrar bir, iki, üç. Bir zincir çektim. Buraya battım. Bir, iki, üç. Hemen üst zincir çekiyorum. Tekrar buraya battım. Yani dört köşe boyunca şu an aynı şeyi tekrarlıyorum. Yuvarlak olan motifimi, göbeğimi. Ha, göbeği farklı bir renkte yapabilirsiniz. Yani ben şimdi ikisini de yeşil yaptım ama siz göbeği bambaşka bir renk yaparsanız ortaya bambaşka bir motif çıkar.
Ben zaten bunu yapmaya doyamadım. Muhtemelen bir tane daha yapacağım. Onu da öyle yapayım. Sayfamda paylaşayım. Yani göbeği de farklı renk. Belki papatya gibi bir şey yapabilirim. Bakalım ne çıkacak ortaya. Şimdi bu yaptıklarımı zaten Instagram sayfamda paylaşıyorum. Şunu geri alıyorum. Orada görebilirsiniz. Daha bir sürü şey yaptım ve bir sürü şey yapacağım. Kanalımla aynı isim. Sayfam örgü örmek iyi geliyor. Videonun altına açıklamalar kısmına sayfamın linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Üst zincir. Beni etiketlerseniz de çok mutlu olurum. Ben de hikayelerimi de paylaşabilirim. Siz etiketleyerek paylaşırsanız. Daha bir sürü böyle easy kroket, basit, kolay, hızlı yapılabilir, eğlenceli şeylerle geleceğim yaz boyunca. Yaz bitiyor. Ben sıcaklar bitene kadar diyeyim. Geleceğim. Şimdi bitirdik. Bir zincir. Şuraya tepeye battım. CC ile ilerliyorum tepeden. Buraya geldim. Renk değiştireceğim. Hemen oranca geçiyorum. Bu markanın ipleri çok tatlı, tonları. Hepsi böyle soft, çok güzel. Şöyle aldım. Şimdi ikisini alttan yürüteceğim bir müddet ama şöyle aldım ikisini. Buraya düğümledim. Sıkıca. Hemen kesiyorum. Yeşili. Yeşille işimiz bitti. İkisini düğümlüyorum. Ne kadar sağlam yaparsanız o kadar uzun ömürlü olur. Şimdi burada açıldı. Hemen takalım geri. Ve şunu alttan yürüteceğim. Hemen bir, iki zincir çekiyorum. Bir alttakinin aynısını yapıyorum şu an. Ve şu ipleri de alttan yürütüyorum. Şimdi bu birinci trabzanımızın yerine geçecek. İki. Şimdi üçüncüsü. Yine üst zincir çekiyorum. Şöyle alttan yürüterek. Tekrar. Bir. İki, üç, bir tane zincir çekiyorum. Artık ipi alttan yürütmüyorum çünkü açıkta kalır yürütürsem. Burada bırakıyorum, keseceğim makasla. Bir tane zincir çektim. Şu, hani tek zincir çekmiştik ya üçlünün arasına, oraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, boynuna doluyorum, en aşağıya batıyorum. Şu ortadaki üçlünün üzerinden ve gevşek bir şekilde, hiç kasmıyorum bakın. Gevşek bir şekilde toplayıp bir zincir çekiyorum. Tekrar boynuna dolayıp şunun ikisinin arasına batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Ve bu sırayı bu şekilde tekrarlıyorum. Bir zincir. 3 tane üçlü trabzan. 2 3 3 tane zincir. Tekrar aynı yere üçlü trabzan. 1 2 3 1 zincir. Buraya batıyorum bir trabzan. Bir zincir, boynuna doluyorum, en aşağıya iniyorum, gevşek bir şekilde topluyorum, bir zincir, yine buraya batıyorum. Ve şimdi bunları ipi geri alacağım bir saniye, çünkü çok sağlıklı olmadı, ayrıldı ip. Şöyle. Tekrar bir zincir ve tekrarlıyorum bunları sıra sonuna kadar. Hemen hızlı bir şekilde tekrarlıyorum şu an.
Şimdi elimde ördüğüm lalelerle değişik fikirler var. Bundan sonra onları çekeceğim. İşte çanta süsü, mini süsler, farklı farklı şeyler yaptım. Ve tek bir lale modeliyle yaptım bunları. Tek bir lale modeliyle size 3-4 tane farklı fikir göstereceğim. Onları çekeceğim bundan sonra. Sonrasında da farklı farklı bir sürü şeyler gelecek yine. Dediğim gibi bu yazı öyle tamamlayacağız. Şöyle yaptım. Tekrar bir zincir. Buraya. Büyük amigurumi oyuncakları inanılmaz vakit alıyor ve çok meşakkatli. Yani çektiğim mesela sadece Pinokyo'nun 7 tane videosu var. Yani bir oyuncağın hatta bazılarının da 10-11 tane videosu olan tariflerim var. O nedenle onlar çok zahmetli, çok uğraştırıcı. Günlerce çekim yapıyorum onları. Şimdi çok istenen figürlerim var. Red Kit çok istendi. Bakalım çekebilir miyim bilmiyorum. Sayfamda var. Bakmak isterseniz. Yoda çok istendi. Shrek'teki Fiona çok istendi. Daha öyle bir sürü tarifim var. Çekebilirsem kışın onları çekmeye çalışacağım. Onlar çok detaylı figürler. Hepsinin tasarımı bana ait. Bir zincir çektim. Tekrar buraya batırıyorum. Ve bu sırayı tamamlıyoruz yavaş yavaş. Şöyle. Bir zincir. Şöyle. Bir zincir. Tekrar buraya batıyoruz. Bir trabzan. Bir zincir. Şimdi tepeye batıyoruz biraz önceki gibi. CC ile yana geçiyoruz. CC yapıp en son ipimize geçiyoruz. Maviye. Mavi de inşallah yeter diye umut ediyorum. Yine biraz önce yaptığımız gibi düğümleyeceğim. Alacağım. Birleştireceğim. Düğümleyeceğim. Kesip devam ediyoruz. Hemen yine iki zincir çekiyoruz. Yine ipi alttan yürütüyoruz. Düğümledik. Bir tane üçlü trabzan. Tekrar üçlü trabzan. Üst zincir. Mavi ipim bu kadar. Yetmezse şayet son sırayı gri ile döneceğim. Koyu gri ile. Daha güzel olabilir belki. Tekrar. Bir. Şu üst sıra aynı zaten. Birbirini tekrarlıyor. İki. Üç. Bir zincir çekip boşlukları birer tane üçlü trabzanla dolduruyorum. Bir zincir. Bir zincir. Bir zincir. Şimdi eklemeyi göstereceğim size. Burada da aynı eklemeyi kullandım. Yani burada ne yaptıysam şimdi aynısını yapıyorum. İki motife de aynısını uygulayacaksınız. Ben hazır olsun diye yaptım onları ki yapalı da çok oldu. 4-5 gün oldu. Yeni çekim yapabiliyorum. İki tane yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. Bir, iki, üç. Tekrar. Bir. Evet, mavim yetmeyecek. O yüzden son sırayı son bir sıra dolanacağım. Tekrar hepsinin etrafından gri ile yapacağız. Yaptım. Bir zincir. Bir üçlü. Bir zincir. Bir üçlü. Bir zincir. Bir üçlü.
bir zincir, bir üçlü, bir zincir, bir, iki, üç. Şimdi eklemeye geçeceğim. Bir zincir çektim. Şöyle ekleyelim. Şuradan aldım köşeden. Tığımı geçirdim. Bir zinciri çekmiştim. Şimdi ikinci zinciri bağlarken kullanacağım. Tekrar bir zincir daha çekeceğim. Ve tekrar bir üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 Şimdi alıyorum. Buradan geçiriyorum. Şimdi kameradan bakıyorum. O yüzden birazcık koordinasyon sorunu oluyor. Bu ilk defa kameradan bakarak örmeyi deniyorum şu an. Aldım. Tekrar buraya bir üçlü yaptım. Geldim. Taktım. Böyle ekleye ekleye gidiyorum. Aldım. Ekliyorum. Aldım. Aldım. Şimdi normal bakışa geçtim. Ekliyorum. Aldım. Ekliyorum. Geldim buraya. Yine 3 tane üçlü trabzanı yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir çektim, battım. Geldi, bağladım. Bir zincir daha. Şimdi dönüyorum. Tekrar 3 tane üçlü trabzan. 1 2 3 Bir zincir batıyorum. Bir zincir, bir üçlü, bir zincir, bir üçlü, bir zincir, tepesine batıyorum. Ekleme işlemimizi bitirdik. Şöyle hemen düzeltelim elimizle. Şimdi ben bu sırayı gri ile devam etmek istiyorum. Çünkü mavimin yetmeyeceğini düşünüyorum. Yetebilirdi ama olsun. Şunu şöyle geri çıkarayım. Çünkü renk ekleyeceğim. Gri ile daha hoş olacak sanki. Aldım. Burada kırmızıyla geçtim son sırayı da. Şimdi buradan gri ile geçeceğim. Düğümledim. Şuraya bir sık iğne. Hemen şunu düğümleyelim. Hani ipim az, riske girmemek adına yapıyorum bunu ve daha güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle düğümleyelim. Şu ipleri de keselim de. Böyle sallım saçak örgüyü sevmiyorum. Bazen vakit olmuyor temizlemeye, toparlamaya, ama temizleyerek gidince çok daha güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Şimdi sık iğne oraya yaptım. Şu ipi de yürütelim alttan. Bir sık iğne buraya yapıyorum. Buraya köşeye 5 tane yapıyorum. 1 2 3 4 4 Şöyle yürütelim biraz daha. 5 Şimdi şurada nerede koymuştum şeyi? Şu aşamada koymuştum. Şunu geri alıyorum çünkü ipi yardı. Şöyle aldım. Şuralara birer tane. 1 2
Normalde şuraları ikişer tane yapıyorum. Ama burada şöyle yapacağım. İpi bağlarken, zinciri çekerken kullanacağım onu. Kaç zincir çekmiştim hatırlamıyorum ama bakalım yapalım şimdi. Geldim. Şuraya batıyorum. 10 tane çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kısa. 11, 12, kısa. 13, 14, 15. Tabii siz bunu ölçerek yapın. Şöyle kupanıza koyun. Şimdi bu daha ince bir ip. Tabii altında da şey var. Diğer renk var ya. Yani. Ve daha duncaz bir sıra. O yüzden biraz daha küçük olacak bu tabii. 15. Sanki o da yetmeyecek gibi. Bir 20 yapalım bakalım. Çünkü bu ip sert bir ip. Esnemez. Bu bununla aynı ip. Yani şurada kullandığımla gri ve buradakiler farklı. Şunlar aynı marka. Bunlarla gri aynı marka. 15 miydi? 16, 17. 17. Hadi 18 tane yap. Şöyle yönünü kaydırmayın. Battım aynı yere. Buraya bir tane. Buraya bir tane. Buraya bir tane. Buraya iki tane. Bir tane. Tekrar zincirimizi yapacağız. 18 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şöyle buralara, aralara, buraya 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Buralara böyle birer tane. Şuralara ikişer tane. 1, 2. Buralara birer tane ve gevşek yapıyorum. Sıkmayın. Örgünüzü sıkmayın. Sonra büz düşmesin. Ütüleyebilirsiniz. Sıkıntı değil ama kasmasın yani. Gevşek yapın. Bir tane. Buraya iki tane. Yine aralara birer tane. Şu köşelere de bakalım ne yapmışız burada. İki tane yaptım diye hatırlıyorum. Evet, doğru hatırlıyorum. İkişer tane. Bir, iki, bir, iki. Aralara birer tane. İki. Bir tane. Bir tane. Bir tane. İki tane. Birer tane. Şunu hemen düzeltelim. Bir dakika. İp katlarına ayrılan bir ip. Tekrar aralara. Buralara yine ikişer tane. Sanırım anlaşıldı. Çünkü buraya kadar gösterdim hepsini. Nasıl gittiğini. Buraya iki tane. Sıra sonuna kadar geleyim. Diğer tarafa ben kendim döneyim. Siz de aynı şekilde. Ki çok vaktinizi almayayım. Buralara teker. Buralara çifter. Buralara teker. Buralara çifter. Buralara teker yine. Buraya beşer tane. İki köşelere. Üç. Dört. Beş. Bu şekilde dönüyoruz. Ben de dönüp geliyorum hemen.
Geldim bakın. Şöyle göstereyim size. En son yer. Geldim. Buraya battım. CC yaptım. Hiç belli bile değil yani birleşme yeri. Buradan kesip ipimi gizleyeceğim. Ve bitirmiş olduk. Düğmeleri dikeceğiz. Şuraya bir yere şöyle düğümleyelim ipimizi. Sonra da içinde gizleyelim. Şurası gizlemek için güzel bir yer. Şöyle iğneyle de alabilirsiniz. Tığ işte biraz kalın geliyor. Şuraya gizleyebilirsiniz. Ucunu da keselim. Şurada da var. Bakalım şöyle koyalım. Nasıl oldu? Gayet de güzel oldu. Bakın. Sanki gri ile daha güzel oldu gibi. Mavi ile de güzel olurdu. Böyle de güzel oldu. Bir de göbeğini farklı yapıp deneyeceğim. Mesela onda göbeği de şu renkle yapabiliriz. Gri ile daha hoş olabilir. Her türlü kombinasyonu deneyebilirsiniz. Bunun ortası beyaz olabilir, turuncu olabilir. Yani ya da böyle tam tersi bir renk. Koyu mor mesela. Şahane olur. Hayal gücünüze kalmış tamamen, size kalmış. Şimdi hemen düğmeler içinde bakalım hangi ipi kullanabilirim. Ve gri ile dikeyim düğmeleri çünkü pembe düğmelerim denk geldi onlarda. Şuralara dikeceğiz. Şimdi ilik yerlerini buraya yaptık ya. Düğmeleri de buralara dikeceğiz. Ben hemen ipimi geçireyim. Size en azından bir tanesini göstereyim. Gerçi benim gözlerim görmüyor biliyorsunuz pek. O görmeyen gözlerimle yapıyorum bunları. Gözlük de kullanmıyorum şimdilik. Bak, aa, geçirdim vallahi. Tebrik ediyorum kendimi. Kutluyorum. Tamam keselim. Yaş malum. Yaş ileri olunca gözler de gidiyor bir süre sonra. Hemen şuradan bir güzel düğüm attım. Bir tanesini birlikte dikelim. Şuradan şöyle içeriden geçirelim. Maviden geçirdim ki düğüm çıkmasın diye. Bakın hem içeride gizli kalsın diye. Buradan şimdi tabii bu etamin iğnesi, dikiş iğnesiyle daha rahat dikersiniz. Şu an ben dikiş iğnesine iğneyi geçiremeyeceğim için bunda delikleri müsait etamin iğnesine biraz. O yüzden bunu dikiyorum. Sadece şu an göstermek için dikiyorum size. Şöyle şuraya dikelim. Diktikten sonra da zaten bardağımıza bir geçirip göstereceğim. Şöyle. Biliyorsunuz sonra dikme işlemimiz bittikten sonra o ip çok kalın, sert. Bakar mısınız? Hemen tıkadı kanalları. Şöyle geri geldim. Tekrar. Aslında bir tane daha ince etemin iğnem var. Onu kullanabilirdim aslında da. Yanımda bu var diye. Yani değişik renklerle inanılmaz güzel motifler çıkabilir. Şimdi bu motiflerle ben size başka şeyler de göstereceğim. Farklı farklı şeyler öreceğiz. Sürpriz olsun onlar da. Bir sürü şey öreceğim. Hayalimde, aklımda, hafızamda ne varsa hepsini öreceğiz. Bu şekilde diktim. Daha fazlasını kaldırmaz çünkü deliği bu kadarına izin veriyor. Şöyle düğümleyin lütfen. Hani bu kadar detaylı göstermemin sebebi hiç örgü örmeyen arkadaşlarım için. Bu kadar detay veriyorum. Yoksa tabii ki hepiniz bunları biliyorsunuzdur. Ama yeni başlayan arkadaşlarım için şuraya düğümledim.
Hatta bir yere daha düğümleyelim. Şöyle aradan geçirip keselim. Şimdi diğerini de dikip geliyorum ben de hemen. Şimdi geldim. Hemen bunu da takalım. Ha, bir arada göstermek istediğim bir şey var. Şimdi ben bir öncekini öyle yapmıştım da bunu da atladım. Şimdi iğneyle bunu diktiniz ya düğüm yapıp. Tekrar koparmanıza gerek yoktu aslında. O bir an için aklımdan çıktı. Her zaman yaptığım şeyi unuttum. Sonra ipi buradan yürütün. Şu alttan yürütün. İçeriden böyle iğneyle. Buraya gelin. Bunu da dikin. Burada yok edin. Yani hiç koparmadan ikisini de dikebilirsiniz. Orayı atladım. Ben çünkü şey hep pratik yolları kullanan birisiyim. Çekim yaparken bir an aklımdan çıktı. Şöyle alalım. O 18 fazla bile olmuş yani 15 bile yetecekmiş ama dediğim gibi benim kupa büyük bir kupa. Ay harika oldu. Hemen düzeltiyorum. Bakar mısınız güzelliğe? Çok güzel oldu. Renkler şahane oldu. Dediğim gibi göbek de gri olsaydı bambaşka bir şey çıkabilirdi ortaya. Ama böyle bile çok güzel oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. İnşallah benimle birlikte örersiniz. Ördüklerinizi de paylaşırsanız çok sevinirim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ördüklerinizi benimle paylaşırsanız yine mutlu olurum. Güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemeyin. Bir sonraki faaliyette görüşmek üzere. Hoşça kalın.